Herkese merhaba, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Oklavasız, merdanesiz, katları tek tek sayılan en kolay içli kete tarifi hazırlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı süt ilave edip karıştıralım. 2 yumurta sarısı üzeri için akını ilave edelim. 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı şeker. Ekledikten sonra karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Yumurtanın üzerini kapatalım ve bir kenara alalım. 6,5 veya 7 su bardağı un kullanalım. Sizler 6 su bardağı unla başlayın. Kontrollü azar azar ilave edelim. Unun üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Hamur elimizi bırakana kadar bu şekilde yoğurma işlemi yapalım. Kıvamını aynı bu şekilde hazırlayalım, videoda gördüğünüz gibi. Üzerini kapatıp 1 saat mayalamaya bırakalım. Hamur mayalanırken biz de ketenin iç harcını hazırlayalım. Bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Daha sonra 3 su bardağı un ilave edip orta ateşte kavurmaya başlayalım. Un kokusu çıkana kadar, hafif pembeleşene kadar kavuralım. Burada isteğe bağlı bir su bardağı ceviz de ilave edebilirsiniz veya biraz unu azaltabilirsiniz. Kavrulduktan sonra bir servis tabağına alıp soğumaya bırakalım. Daha sonra 3'e bölelim. Toplamda 3 beze hazırlayacağız. Ara katlarına sürmek için yarım çay bardağı sıvı yağ, 100-150 gram tereyağı. 1 saatin ardından hamurun üzerine açalım. Mayalandım. Hızlı bir şekilde toplamda 3 beze hazırlayalım. Bezeleri 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Daha sonra ketenin iç harcını ilave edelim eşit bir şekilde. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım.
Üzerine bastırmadan beze yapıp bir kenara alalım. Daha sonra üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlendirelim. Çok önemli. Dinlendirdikten sonra elimizin ucuyla servis tabağı büyüklüğünde açalım. Çok da büyük açmayalım. İç harcını ekledikten sonra servis tabağı büyüklüğünde açmıştık. Her ara katına tereyağı sürelim. Tereyağını bolcana sürelim. Tereyağını sürdükten sonra 20-25 dakika bekletelim. Çok önemli. Beklettikten sonra fırın tepsisi büyüklüğünde açalım. Çok da büyük açmayalım. Yırtılabilir. Mutlaka dinlendirin. Dinlendirirseniz yırtılmaz. Çok büyük açmaya gerek yok. Fırın tepsisi büyüklüğü gerçekten yeterli oluyor. Bu yöntemle hemen saralım. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Fırın tepsisini aldıktan sonra 10-15-20 dakika dinlendirelim. Gerçekten dinlenince çok güzel oluyor. Bakın, hemen elimizle açalım. Elimizle iyi bir şekilde açtıktan sonra üzerine yumurta sarısı ilave edelim. Kalan yağdan da üzerine ilave edebilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı ilave ettim. Her tarafa eşit gelecek şekilde yumurtayı sürelim. İsteğe bağlı çatalla iz yapmak isterseniz videoda gördüğünüz gibi de hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim. Fırından aldım. Gerçekten muhteşem görünüyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Her
Hemen sizlere şöyle bir de yakından da göstereyim. İstediğiniz eşit parçalara bölebilirsiniz. Derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.